Merhabalar, bugün zigzag modelimizin incesini, daha zarifini yapalım diye düşündüm. Onu anlatacağım. Önceki zigzag modellerimi de göstereyim şöyle. Bu kısa kaldığı için bunu anahtarlık gibi yaptım, öyle kullanıyoruz. Bu da diğeri, daha önceki videolarımızdan hatırlayanlar olacaktır. Bunların incesini, daha zarifini, tek rengi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Malzemelerimiz tek renk makrame ipimiz, ben gri seçtim, makasım ve çakmağım var. Hazırsak başlayalım. İpimden iki parça kestim, ortasını buldum ikiye katlayarak. Şimdi düğümlüyorum. İplerin her birini de çekiyorum ki düğüm sık olsun. Oluşturduğum düğümü kıstırıyorum ateşimin içine. En soldaki ipimi alıyorum. Klasik bilekli iki makrame düğümü yapıyoruz. Dördü oluşturdum. Şu geçirdiğim yerden, ilk olan yerden tutuyorum. Sağ elimdekini alttan dolandırdım. Düğümlüyorum. Tekrar ediyorum. Dördümü oluşturdum. Tuttum sol elimle. Sağ elimdeki ipi alttan çekiyorum, düğümlüyorum. Sıradaki ipime geldim. Aynı işlem. Her sırada ikişer kez yapıyoruz bunu. Birinci ipimle tamamladım. İkinci ipimle aynı işleme devam ediyorum. Üçüncü ipime geldim. Devam. Her ipime ikişer düğüm. Şöyle biraz ilerletelim. Dördüncü ipime geldim. İplerimin her biriyle sola doğru düğümlerimi attım. Şimdi aynı işlemleri bu tarafa doğru yapacağım. Sağa doğru attım, sola doğru gideceğim şimdi zikzak modelini vermek için. Bu en son böyle düğüm attığım ipimi bu sefer bu tarafa doğru düğüm atacağım. Onu da nasıl yapıyorum? Ters dört oluşturup bu sefer sağ elimle tutuyorum. Sol elimi alttan geçirip düğümlüyorum. Birinci ipimle yaptım. Gördüğünüz gibi şuradaki dönüşüm oluştu. İkinci ipime geçtim. Üçüncü ipim. Dördüncü ipime geçiyorum.
Gördüğünüz gibi şöyle ilk zikzakım oluşmuş oldu. 4 ipimle ilk önce hepsini sağa doğru attım düğümlerimi. Daha sonra sola doğru attım. Şimdi tekrar sağa doğru devam edeceğiz. Bu son yaptığım iple sağa doğru düğümlerimi atmaya devam ediyorum. Yani dediğim gibi bu şekilde bir 4 ip sağa doğru, bir 4 ip de sola doğru şeklinde bilek ölçümüze kadar ilerliyoruz. Şimdi ben kendi bilek ölçüme kadar geldim. Şöyle bileğimin etrafından sarıyorum. Eğer şu halkanın ucuyla bu bitişim birleşiyorsa bileğimde, bu benim bilek ölçüme uygun demektir. Şöyle göstereyim. Şöyle tam olmuyor tabii de şimdi kamerada gösteremedim. Ama yani sonuç olarak bileğime göre yaptım. Hemen ucunu da bu sefer tek öreceğim. Çünkü 4 tane var. Normalde diğer hani 3-3 ayırıp 2 örgü şeklinde yapıyorduk. Bunu da kendi içerisine düğümleriz. Sıkıntı yok. Hemen şöyle dörtlü bir saç örgüsü yapıyorum. Ucunu da düğümlüyorum hemen. Yine en başta yaptığım düğüm gibi. Hepsini tek tek çekiyorum. Düğümümü sıkılaştırdım. Şunu da şöyle keselim. Yakalım. Yeterli. Şimdi direkt bunu halkadan geçirip kendi içinde düğüm yapıyorum ben. Böyle saça az kalan modellerde. Şurada ince bir düz renk yapmıştım ben daha önce kendime. Bu da aynı şekilde tek kaldı. Onu da yine halkanın içinden geçirip kendi içinde düğümleyerek kullanıyorum. Bu da yine aynı mantık. Şöyle geçirdim. Kendisine düğüm atıyorum. Evet. İşte bu kadar basit. Modelimizin yapımı bu şekilde. Siz biraz daha kalın olsun isterseniz bu en başta kestiğimiz ip sayısını 2 değil de 3'e çıkarabilirsiniz. 4'e çıkarabilirsiniz. 5'e de çıkarabilirsiniz. 5 tam orta kalınlık olur diye düşünüyorum. 5'ten sonrası daha kalına giriyor. Şöyle mesela bu da 7'li bir model. Gördünüz yani 8 tane ip kesmişim. 7 tane düğüm var. Böyle bir eksik düğümden hesaplayabilirsiniz. Burada da 2 tane ip kesmiştik. 4 tane ipimiz oldu şurada örerken. Gördüğünüz gibi 3 düğüm var. 4 ip 3 düğüm, 5 ip 4 düğüm şeklinde böyle bir aşağı bir aşağı. Görüntüsü o şekilde, kalınlığı o şekilde hesaplayabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Bize abone olmayı unutmayın. Diğer videolar için de beklemede kalın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.